Bunu yapanların sorumluluğunda. Yoksa Tolgay, o da oynamak ister, başarılı olmak ister her oyuncu gibi. Ama ortada bir real bir durum var. Verim vermedi. Yani birçok eksiğe rağmen oynamadığı zamanlar var. Yani 6-7 eksikle Fenerbahçe çıktığı maçlarda yine yedek kulübesindeydi. Yani artık bu oyuncunun Fenerbahçe'de işi yoktur bence de. Ha, bu benim fikrim. Belki de hoca gördüğüm istatistikler üzerinden konuşuyorum. Veriler üzerinden de konuşuyorum. Bu burada bir de bir şey, eleştiri yapmıyorum. Gerçek olan bu. Bu oyuncuyu kaç kere sahada gördük veya kaç asist yaptı, kaç gol yaptı, maçı ne kadar etki etti hücuma, savunma yönünde etmedi. Çok az. O zaman burada bizi de bunu söyleme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi Fenerbahçe'de bakalım tabii birinci sırada Vedat Muriç'in satılma meselesi ama ilerleyen günlerde, zamanlarda bunu göreceğiz ama şu an için evet kulüplerin ilgisi var. 3 İtalyan kulübü, 1 İngiliz takımı istiyorlar bu oyuncuyu ama Lazio çok yakın. Bakalım bundan sonra ne olacak. Peki. Şuraya getireyim konuyu, Galatasaray'a. Hı hı. Serhan. Tabii. Sayın Başkan'ın üst üste 2 gün, 3 gün yanılmıyorsam. Tabii. Açıklamaları var. Olay Mensah'la başladı. Mensah'ın paylaşımıyla başladı. Sonra Sayın Cengiz'in ifadeleri. Arkasından yine Lemina'ya döndü. Fakat şimdi Galatasaray taraftarı da bekliyor. Yani bir transfer olacak mı? Olmayacak mı? Falcao'nun satılacağı konuşuluyor ama işte Galatasaray'ı takip eden sizler, tabii. arkadaşlarımız Falcao'nun kalacağını, hatta Cagney'in de kalıp çift santraforla yola devam edeceğini öğreniyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Sayın Cengiz'in açıklamaları, sonra Galatasaray'ın transfer politikası deyip böyle genel bir soruyla sana bırakayım. Pası bana attın. Aynen. Ben de pası aldım. Mustafa Cengiz iyi bir yönetici örneği gösteriyor aslında baktığımız zaman, genele baktığımız zaman. Niçin? Çünkü kulüplerin durumu belli, transfer politikası da belli. Galatasaray'ın transfer politikası da şu an için har vurur parmağı savurmak değil. Zaten başkan bunu açıkladı. Tamam, bizim paramız var mı? Var. Limitimiz var mı? Var. Ama bu limitimizin sonuna kadar kullanacağımız anlamına gelmiyor. İsimler var tabii ki. Çok isimler var. Geçiyor. Özellikle Lemina üzerine durmak istiyorum. Lütfen. Ama yani Lemina öyle bir şey oldu ki sanki böyle menajer paslaşması gibi bir şey oldu. Bir bakıyorsun Galatasaray'a yakın, bir bakıyorsun Beşiktaş'a yakın. Ya bu öyle işler böyle değil. Yani Galatasaray'da alacaksa Lemina'yı, Beşiktaş'ta alacaksa kiralayacak. Bunun başka formülü yok. Bu şekilde bonservis fiyatları olmaz yani. İstedikleri fiyatlar 10 milyon, 16 milyon, 8 milyon bunlar konuşuluyor, eurolar konuşuluyor. Bu eurolarda ne Türk futbolundan bir kulüp bu parayı verir ne de başka bir kulüp verir. Lemina eğer Galatasaray'da oynamak istiyorsa ve Southampton'da bu Lemina'yı bırakmak istiyorsa kiralama formülüne girmesi lazım. Şu an kiralamada da satın almada da şu an işler kilitlenmiş vaziyette ve şu an çıkmaza girmiş vaziyette. Lemina şu an için Galatasaray gündeminde var ama Lemina transferi yapması için de Galatasaray'ın futbolcu satması lazım. Satacak futbolcu çok ama alacak kulüp yok. Lemina tabii ki çok büyük bir değer ama bonservisiyle vermek istiyor kulübü. Galatasaray'da bonservisiyle almak istemiyor. Kiralama formülüne gitmek istiyor. Kiralamada da istediği fiyatları gelmiyor. Diğer futbolculardan bahsetmek istiyorum. Polonyalılar, 2-3 günden beri Polonyalılar çok konuşuldu. Polonya'dan Kamil ile Moder transferi çok konuşuldu. Tabii ki Kamil ile Moder çok iyi futbolcu, değerlendirecek futbolcular ama Kamil ile Moder'in de dediğimiz gibi bir pazarlama stratejisi olmuş. Ve bu pazarlama stratejisinde fiyatlar çok uçmuş. İstenilen fiyatlar yine Galatasaray'ın vereceği fiyatlar değil. Şu an o seviyede değil. Değil. Yani çünkü çok büyük fiyatlar yani. Düşünsene İngiltere yani 7 milyon, 8 milyon eurolar teklif ettiği söyleniyor ki. Yani şu an Galatasaray'ın değil yani Fenerbahçe'nin 5 yaşında vereceği fiyatlar bu fiyatlar değil. Öteki tarafa geldiğimiz zaman Kamil'le Moder transferi şu an için beklemede. Çünkü transfer politikası olarak Galatasaray'ın transfer politikasına uymuyor. Sen mi dedin Lemina'nın kulübü bonserviste satmak istiyor? Kesinlikle. Yani bayağı bir para yani. Kaç paraydı Serhan? 11-18 arası. 16 milyon euro. Galatasaray yani ya bunu hangi, kimse vermez. Hangi kulüp verir? Türkiye'de hiçbir kulüp ya Beşiktaş'ta veremez. Şimdi hani öyle bir şey ki yani hani olay zor, olay şimdi zor, şuna döndü zor. Hocam yani olay artık menajer pazarlamaya döndü. Yani ne oluyor? Galatasaray futbolcu istiyor değil mi?
Ya Galatasaray bu parayı verir mi? Ya işte verir. Ne yapmak lazım? Kızıştırmak lazım. Nasıl yapalım? Ya Beşiktaş'a gidelim bir görüşelim. Ya da Beşiktaş'a bir haber gönderelim. Ya da başka bir şey olsun. Bir bakıyorsun Beşiktaş'ı istedi. Ondan sonra ne oldu? Galatasaray fiyat attırmasını bekliyor. Galatasaray bu işe gelmez. Hiçbir kulüp gelmez. Zaten Mustafa Cengiz'in yönetimindeki politikada Abdurrahim Albayrak'ın başını çektiği politikada da bu paralar olmayacak. Başkan da defalarca dile getiriyor. Hatta basın toplantısında da bunları söyledi. Biz tuzağa düşmeyeceğiz. Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayacağız tabii ki. Ama har vurup harvan savurmayacağız dedi başkan. Yani Falcao ile ilgili gelişmeleri söyleyeyim. Tabii. Falcao'da da şöyle bir durum var. Daha önce de programa bunu konuştuk. Falcao'nun indirimi 500 bin euro. 500 bin euro Galatasaray'ı kurtarmaz ya da Falcao'nun indirimi Galatasaray'ın istediği şartlarda değil diye söyleyelim. Eğer Falcao tabii ki Galatasaray'ın futbolcusu, Galatasaray'a kalacak. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu. Ama biraz daha indirim yapılması bekleniyor. Büyük bir indirim bekleniyor. Şu an görüşmelerde bir sıkıntı yok. Ama hani Falcao bir yere gidiyor, şu oluyor, bu oluyor değil. Çünkü Galatasaray bir forvet transferiyle de uğraşmak istemiyor. Öteki tarafa geldiğimizde Cagne, tabii ki Cagne iyi bir futbolcu. Ama sorumsuz bir futbolcu. Bu sene sorumluluğu alacağını ve kendisinin de futbolunu geliştirmesi ve artık piyasada Cagne'nin konuşulması için Galatasaray'da iyi bir sezon geçirmesi lazım. Bu sene o sene, eğer bu sene de Galatasaray'da Cagne futbolunu konuşturmazsa bu Galatasaray için bir çöküş olabilir tamam ama Cagne için çok büyük bir çöküş olur diyorum ben. Yani bu indirim meselesi Ender, sen aynı fikirde değil. Şöyle, niye futbolcu indirim yapsın ki der mesela Ender. Yok şu değil, ya tabii ki adam yapmazsa bir şey diyemezsin. Diyemiyorsun. Ama yapması gerekiyor. Yani bir, keşke yapsa. Ama profesyonel oyuncu, yani ülkesinden uzaklaşmış, bir talep etmişsin, sözleşme imzalamışsın. Yani kulüp olarak isteyebilirsin ama yapmıyorsa da zaten kanunen bir şey yapamazsın. O yüzden söylüyorum. Çeşke indirse 2-3 milyon. Ki doğrusu olur bence. İndirmeyenler de var hocam. Yani, orada 4 yani tane futbolcu indirmedi. Var. Ya işte bunu sözleşmeleri yaparken çok dikkatli olmak çok lazım. Hep söylüyoruz. Yani yıllardır herkes söylüyor. Biz hani biz söylüyoruz demeyelim. Birçok insan söylüyor. Hale daha ya hiçbir şey geç değil. Öyle diyeyim. Yani şimdi bir şeyleri söylediğim zaman sanki kulüpleri birilerine eleştiriyormuş gibi görünüyoruz. Yani bazı şeyler eleştirildi, tespit yani. Ortada her şey. Bu arada kulüplerin borçları gittikçe büyüyor. Unutma, Almanya'dan Mario Götze'nin temsilcilerinden bir tanesi, bizim Türk vatandaşımız Seyfullah İdrisoğlu. Bu Götze'nin bağlı olduğu grup, menajerlik grubunun içindeki Türk yetkili diyor ki Seyfullah İdrisoğlu, Götze gelmiyor yani. Bu defter kapandı. Yok ki zaten. Hiç olmadı. Olmadı hani gündeme ki. De gelmedi diyor Seyfullah İdrisoğlu. Olmadı. Hiç Galatasaray'da konuşulmadı. Konuşulmadı hiç. Yok konuşulmadı. Yani hiç gelmedi gündeme. Yani öyle bir şey hiç olmadı. Ama ya, bunlar maliyeti de zaten çok yüksek. Ya, Sayın evet, Albayrak da söylemişti hatırla. Çok yüksek maliyeti vardı. Çok. Yani i̇şte bu oyuncunun. Falcao'nun bir benzeri olur. Yani diyoruz ki ona yakın maliyetler olur. Bu fiyatları karşılayacak hiçbir kulüp yok. Yani hani diyoruz ki mesela hadi tamam Lemina Galatasaray Lemina'dan vazgeçti. Ya da Lemina Galatasaray'dan vazgeçti.